Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 31. günün ikinci dersine çemberde uzunluğu bu dersimizle birlikte tokatlıyoruz bitiriyoruz yani çemberde uzunluk bitiyor bugünün son dersindeyiz ne anlatacağız ya hep bu zamana kadar dik üçgenle ilgili kısmından bahsettik çemberde uzunlukta evet önemli olan kısmı da oydu zaten ama benzerliksiz olmaz kardeşim bak karşına çıkabilir yine çıkabilir uzun zamandır sormadı ÖSYM'e bir de çember benzerlik ilişkisini sorarsa işte bu derste onu öğreneceksin. Ama öncesinde bir de kuvvet yardımıyla olan kısmından bahsedeceğiz. Hemen kitabımızda sayfa numarasını şöyle bir bakalım seninle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası ne işleyeceğiz? 182 ve 183'ü yani bu dersimizde sadece iki dersi birden işleyeceğiz sizinle birlikte. O zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk. Kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk aslında müfredatta yok. Ya hocam sormazlar o zaman. Hayır sorabilirler. Sorsalar da kimse itiraz edemez. Çünkü bir Biraz sonra zaten ben bunları benzerlikle gösterirken sana kuvvet yardımıyla olan kısımların hepsini ispatlayacağım. Bilmek gerekir mi? Evet bazı sorularda bilmek gerekir. Ama şu başa bir tekrar edelim. Dik üçgen yardımıyla biz bu işi yapmak istiyorsak pardon çemberde uzunluğu yapmak istiyorsak öncelikle neyi bilmeliyiz? Hocam anahtar kelimeleri bileceğiz. Merkez teğet çektik, merkez kelişi çektik, teğetler birbirine eşit, çemberler birbirine değince de merkezleri birleştir olayını bileceğiz. Sonra tabii ki en etkili silahımızı bileceğiz. Yarı çap çizmek. Sonra dik üçgen oluştur. Genelde de dik üçgen olan kısmı çıkıyor. Anahtar kelime. Ya baktın dik üçgen yok. Dik üçgeni sen oluştur. Tabi yarı çap çizme yardımıyla bu oluşuyordu. Peki şimdi ikinci kısım kuvvet yardımıyla da bulunabilir bu. Sonra üçüncü kısımda benzerlik yardımıyla da bulunabilir. Kuvvet çıktı ama müfredat yok ama bilelim 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 çünkü bizi hızlandırır. Bazen benzerlik sorularını fark edemeyebiliyoruz. Kuvvetten daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. O yüzden bilelim kardeş. Şimdi çemberde kuvvet. iç kuvvet dediğimiz bir şey var. Ya iç kuvvet dediğimiz bir şey. iki tane kiriş içeride kestiği zaman Hocam karşılıklı kenarlar çarpımları birbirine eşit. A çarpı B ile C çarpı D birbirine eşit. Bu. Biraz sonra ispatını yapacağım. Sabret. Dış kuvvet dediğimiz şeyde bu kirişler dışarıda kesişiyorsa bizim biraz öklite benziyor. Hani tekrarlı vardı ya. Hocam şu çarpı tamamı, bu çarpı tamamı. Yani çembere ilk dediği yerden son dediği yere çarpımı ilk dediği yerden son dediği yere çarpımı birbirine eşit diyeceğiz. Yani A çarpı A artı B, C çarpı C artı D'ye eşittir. Yine bunun da ispatı biraz sonra gelecek. Hatta dış kuvvetin özel bir hali T, t olunca aynı mantık. Neydi? İlk değdiği yerden son değdiği yere. ilk değdiği yerde x. Son değdiği yerde x. Yani x çarpı x. x kare a çarpı a artı b'ye eşittir. Hemen şöyle yapıyoruz. Şunun karesi neye eşitmiş? A çarpı a artı b'ye eşitmiş. Yalnız unutma dışındaki bir nokta olduğu zaman ilk değdiği yerden son değdiği yere kadar gideceksin. Yani bazen burada yarıda bırakıyorlar mesela şurada bırakıyorlar. Şu çarpı tamamı değil. Bunun devamını getirip çembere değdiği ya da yere kadarki kısmına bakacaksın dostum. Hepsinin ispatı biraz sonra olacak ama biz madem bu kuvveti verdik. iç kuvveti tekrar söylüyorum karşılıklı kenarlar çarpımları birbirine eşit. Dışarıda olduğu zaman ilk dediği yer son dediği yer hikayesinden dolayı burada da ilk de son da x oluyor. x kare eşittir a çarpı artı b. Madem bunu verdik hadi gel ilk başta bununla ilgili sorulara bakalım. Şimdi 32. soruyla başlıyoruz. Bu bir kiriş olarak verilmiş ve buna göre diyor c noktasından geçen en kısa kiriş nedir diye soruyor. Öncelikle ben sana şunu sorsam. C noktasından geçen bir sürü kiriş çizebilirim. 1, 2, 3 böyle sonsuz tane kiriş çizebilirim değil mi? Bunlardan en büyüğünü sorsam sana nedir en büyüğü? Hocam zaten çemberin içindeki en büyük kiriş çaptır. En büyük kiriş tam çemberin merkezinden geçen kiriştir. Yani çap. En büyük sorulursa bu olacak. Peki en küçüğü nedir hocam? Bak çok güzel bir şey. Bir tane bir kiriş çiziyoruz. Şöyle bir kiriş çiziyoruz. Çap olmadığı belli zaten. Şu kirişi çizdik. Arkadaş bu kiriş çizince de şuraya A diyelim buraya B diyelim. Bak ispatını yapıyorum sana. A hocam burada iki tane kiriş kes kiriş kesişmiş oldu. Dolayısıyla A çarp B eşittir 2 çarpı 8 oldu. Yani 16 oldu. Hmm. Soru matematik sorusuna dönüştü. A çarp B 16 iken A artı B eşittir nedir diye soruluyor. Hatta A artı B'nin en az değeri nedir diye soruluyor. E bizim maksimum işte ilk 12 soruda yaptığımız şeyler aslında. E daha doğrusu sizin yaptığınız şeyler. Biz burada matematik anlatmıyoruz ama çarpımları 16 iken toplamlarının en küçük değerini bulmak istiyorsak birbirine en yakın seçmiyor muyuz? Yani A ile B birbirine en yakın olduğunda toplamları bak 4'e 4, e 4 seçtiğimde toplamları kaç olur? 8 en küçük olur. Birbirine en uzak seçtiğimizde de mesela 16'ya 1 toplamları ne oluyor? En büyük değer alıyordu. Matematik sorusuna dönüştü. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlar birbirine en yakın olduğunda a ile B, yani birbirine eşit olduğunda o zaman ne oluyor? En kısa kirişi bulmuş oluruz. E o zaman buraya x diyeyim buraya x diyeyim. Yani x çarpı x eşittir 2 çarpı 8. x kare eşittir 16'tan x'i 4 bulduk ama x 4 değil cevap 4 değil. Bizden 2 x isteniyor cevap ne olur arkadaşım? 8 olur. Evet çünkü kirişin uzunluğu isteniyor. Kirişin uzunluğuna bakar mısın? 2 x olduğundan dolayı. Evet güzel hem bir şey hatırlatmış olduk bir bilgi vermiş olduk hem de bir iç kuvvetle ilgili bir soru çöz olduk. Gelelim bir sonraki soruya. Şurada uzunluklar verilmiş. Hocam burada bir dış kuvvet var. Şu et olduğu için. ilk dediği yer son dediği yer. X. Hocam X'in karesi neye eşittir? Bu çarpı tamamı. Ama benim şurayı da bulmam lazım. İlk önce o zaman şuraya bir Y diyeyim. A Y deyince ne oldu burada? İki tane kiriş içeride kesmiş oldu. Yani bu X'in çarpımı ne olacak? Birbirine eşit olacak. 2 çarpı Y eşittir. 8 bölü 3 çarpı 3. E 3'ler sadeleşti. 2 Y 8 ise Y'yi de buradan 4 buluruz. Y'yi de 4 bulduktan sonra bunun karesi bu çarpı tamamı diyeceğim. X'in karesi de eşittir. 2 çarpı tamamı. Dikkat. 2 var. 4 var. 2 var. Topla bunları 8 yapıyor. 2 çarpı 8'den. X kare buradan 16'dan. X de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Yani soruya baktığınız zaman aslında şöyle bir yine bir genel bir özet yapayım. Ya anahtar kelimeler varsa dik üçgenden, pisagordan çıkacağı belli. Baktığınız dik üçgenden çıkmıyor. ilk etapta neye bakacaksınız? Hemen kuvvet var mı diye bakacaksınız. Oradan da çıkmıyorsa nereye bakacaksınız? Benzerliğe bakacaksınız. Tamam. Şuraya geldik. O yarım çemberin merkezi demiş. Bir de eşitlik verilmiş. Hocam benim bu eşitliği kullanmam lazım. Daha öncesinde de söyledim. Normalde biz bir üçgen gördüğümüz zaman bu eşitlik böyle kullanılmaz. Kenar ortay çizilmez diye söylemiştim. Eşitliğin mantığı nasıl kullanılıyordu? Ortaban çizerek kullanılıyordu. ama ve lakin şimdi çemberde bu kenar ortay çizilebilir. Çünkü kenar ortay çizildiği zaman özel durum oluşabilir diye de söylemiştim ben sana. E çizdiğimiz zaman ne oluyor hocam burada? çizdiğin zaman bak çapta var ya çapı gören çevre açı 90 derece oluşabilir. Oluştu mu? Evet. Bak özel bir durum oluştu. Bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik oldu. E hem yüksek yükseklik hem kenar ortay neredeydi? Hocam ikiz kenar üçgendeydi. Ve aynı zamanda bu nedir? Açı ortaydır. Bak yine eski konulara gittik. E ee, Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 9 vermiş. O zaman burası da 9. Yazdık buraya. Hatta buraya da 7 kaldı. Benden AC uzunluğu isteniyor. X, X diyecek olursam AC uzunluğu 2X isteniyor. E şimdi burada ne var? Hocam dışarıda yarım çember verilmiş önemli değil. Buradan gelmiş çemberi kesmiş sonra diğer tarafı kestiği yerde gösteriyor. Buradan gelmiş çemberi kesmiş diğer tarafta kestiği yerde gösteriliyor. Tamamlasan da yine aynısı. Hop ne var burada? Bir kuvvet var. Hocam dış kuvvet. Çembere ilk dediği yerden son dediği yere çarpımları birbirine eşit. Yani x çarpı 2x eşittir 2 çarpı. Tamamı kaç bunun? 2 çarpı 7 değil. 9. E buradan ikiler sadeleşti. x kare eşittir 9 geldi. X'i de böylelikle 3 bulduk. Ama bizden Adana C yarattı isteniyor. 2x isteniyor. X yerine 3 yazarsak cevap böylelikle 6 çıkar dostlar. Evet örnek 34'ü böylelikle 6 olarak bulduk. Şimdi geldik çemberde benzerlik yardımıyla. Arkadaş dedim ya bak Yaptın, anahtar kelimeleri yaptın. Dik üçgenden çıkıyorsa çıkıyor. Çıkmıyorsa kuvvete bakıyorsun. Kuvvetten de çıkıyorsa en son çare benzerlik. E biz herhangi bir uzunluk bulunurken de buna bakıyorduk. Bakıyoruz. Özel durumlar yoksa ya dik üçgendir ya da benzerliktir diyoruz. Ama ilk etapta neye bakıyoruz? İlk etapta dik üçgen var mı diye bakıyoruz. Yoksa sonra benzerliğe. Burada da öyle. En son çare benzerlik. E o zaman hocam burada ne yapacağız? Benzerlikte de biz en çok neyin üstünde durduk? Hocam benzerlikte de en çok neyin üstünde? Açı 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 benzerlik. Mesela burada şuna bakacak olursak. Hocam burada a ben bunu biliyorum. A çarpı B eşittir C çarpı D. Ne anlatıyorsun hocam diyebilirsin. Peki bunları biliyorsun da ben sana şuraya X deyip şuraya da Y desem X ile Y arasındaki ilişkiyi bul desem kuvvetten bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Ya o yüzden ne yapacaksın? Benzerliğe dalacaksın. Çemberde de benzerlik deyince direkt açıya dal. E açı deyince senin aklına ne geliyor? Hocam bizim bildiğimiz temel yapılar. Merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı. Hemen şuraya gireyim. Şuraya bir alfa açısı dersem gördüğü yay 2 alfa, 2 alfa ise burası da alfa yapar. Sonra buraya bir beta açısı diyeyim. Gördüğü yay 2 beta, burası da beta yaptı. Ters açıdan da bunlar birbirine eşit mi? Eşit. Ana ne oldu? Hocam şu üçgen ile burada üçgendeki bütün açılar birbirine eşit oldu. Bak kelebek benzerliği değil. Bunlar paralel değil. Dikkat. Paralel olsaydı şöyle z şart sağlanırdı. Bu açıyla bu açı eşit olurdu. Açılara daldık. Bu iki üçgenin benzer olduğunu bulduk. İki üçgeni benzer bulduysan tek yapman gereken neydi? Aynı açının karşısındakileri oranlamak. Oranlayalım bakalım. Hocam şuradan başlıyorum. Burada mesela şu. Alfanın karşısı. Buradaki alfanın karşısı bu. Hocam d bölü b ne eşittir? Sonra betanın karşısına bakıyorum. Hocam bu üçgende betanın karşısı bu üçgende betanın karşısı. Yani A bölü C'ye eşit oldu. Dur. Burada içler dışlar yapsan A çarpı B C çarpı D'ye eşit oldu mu? Evet. A çarpı B C çarpı D işte iç kuvvetin ispatı buradan geliyor. Devam edelim benzerliğe. Benzerliğe devam edecek olursak da aynı açının karşısındaki kenarlar oranı çift çizgilere gittim bu sefer. Çift çizgilere de gidecek olursam Y bölü X'e eşit oldu mu dostlar? Oldu. İşte X ile Y arasındaki ilişkide sorulursa bu şekilde bulacağız. Benzerlikten. Benzerlikten. Tamam mı? Bak benzerliğin önemini görüyorsun. Aa hocam burada da ne var dış kuvveti öğrettiniz zaten. Şu A çarpı A artı B, C çarpı C artı D'ye eşit. Eyvallah harikasın mükemmelsin. Çok güzel aklında tutuyorsun. La şunu bul bakayım o zaman. Buraya X, buraya Y dersen. Hadi 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 X ile Y arasındaki ilişkiyi bul bakayım. Ha ne oldu? İşte formülle olmuyor. Devam. Ne yapacaksın? Açıya dalacaksın. İşte o yüzden sana diyorum. Yani kuvveti de bil ki. Kuvveti bildiğin zaman hızlı bir şekilde yapıyorsun ama X ile Y arasındaki ilişki sorulursa benzer. Yani dik üçgen çıkmadı kuvvet, çıkmadı benzerlik. Benzer yerlik içinde açıya dalacaksın. E buradaki açıya bakacak olursam, Burada bir açıya alfa dersem. Hocam şurada bir kirişler dörtgeni çıktı. Hemen burası 180 eksi alfa yapar. O zaman burası da alfa. E buraya beta dersem. Burası 180 eksi beta yaptı. Hocam burası da beta yaptı. E şu açıya da teta dersem. Bak bak bak. Olaya bak. Şu üçgen alfa beta teta. Büyük üçgende alfa beta teta oldu. İki üçgende bütün açılar eşit oldu. Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranla bak. Başlıyoruz buradan. Hocam burada alfa alfanın karşısı. Burada da alfanın karşısına bakıyorum. C bölü alfanın karşısı B değil. A artı B. Dikkat. Büyük üçgende. C bölü A artı B eşittir. Sonra betanın karşısına geliyorum. Betanın karşısı A bölü betanın karşısı C artı D. A bölü C artı D diyorum. Dur. Dur. İçler dışlar yap. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D'ye geldi. Kuvvetin ispatı buradan geldi. Sorsalar itiraz edemezsin. Sonra devam edelim. Aynı açının karşısındaki tetanın karşısındaki x bölü tetanın arasındaki Y diyeceksin ve olayı böyle bitireceksin. Yanlış anlaşılma olmasın ben bunu böyle yazdım ama ezberle diye yazmadım. Benzerlikten geldiğini gösterdim. Sen de öyle. Ezberleme. Benzerlikten geldiğini sen de göstereceksin. Tamam dostum. Evet bunu da bulduk. Gel şimdi sıra bunda. <laughs> sıra bunda. Sıra bunda ne yapacağız hocam? A kuvvet var. X kare eşittir A çarpı artı B. Eyvallah. Süpersin. Harikasın. E hocam ya bana N ile M arasındaki ilişki de sorarsa ne yapacağız? İşte o zaman benzerlik. Dal açıya. E burada benim ilgilendiren teğetlik olduğu zaman teğet giriş açıya dikkat ediyorduk. Alfa'ysa gördüğü yay, 2 alfa, 2 alfa'ysa burası da alfa oldu mu? Oldu. Ha, birer açılara eşit olan iki üçgen var burada. Birer açılar eşit olan iki üçgen gördüğümüz zaman ortak açı kalıbımız vardı, hatırla. Şu üçgende alfa var, bir de büyük üçgende alfa var. Büyük üçgendeki alfayı da şöyle göstereyim. Büyük üçgende de şöyle bir alfa var. Hocam, birer açılar eşit olduğunda ne yapıyorduk? Ortak açıya bakıyorduk. Ortak açı burası. Alfa karaladığım 3. açı çift çizgiyse alfa karaladığım 3. açı burası da çift çizgi değil midir? Evet. Hatta ortak açı Açı kalıbı bak şöyle göstermiştim ben. Nokta açısı burada, nokta açısı burada. Ortak açı burası. O zaman üçüncü açılarda ne olacaktır? Birbirine eşittir diye söylemiştik. E buradan sonrasında benzerlik. Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Hadi oranlayalım bakalım burada. Hocam burada alfanın karşısı bu. Alfanın karşısı burada n değil. Dikkat. Yani burada a bölü alfanın karşısı burada büyük üçgende x yapıyor. x eşittir. Sonra burada çift çizginin karşısı var. Büyükte çift çizginin karşısı a artı b. x bölü a artı b'ye eşit oldu. Dur. Niye içler dışlar yap x kare eşittir a çarpı artı b geldi mi geldi bak dış kuvvet x kare eşittir a çarpı artı b işte onun ispatı bu devam edelim karaladığım açının karşısındaki n'in karaladığım açının karşısı m e oranı diyeceğiz yani bu da eşittir n bölü m diyeceğiz ve olayı burada bitireceğiz gençler nereden çıkıyor sıkıştığın zaman kuvvet de bilmezsen işte benzerlik ama benzerlik için tek yapman gereken şey açıya dalmak açıya 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 bunu da sakın ama sakın unutma dikkat zaten burada da Yazmışım. ABD üçgeni e, neresi? A, ABD mi? Evet. ABD üçgeniyle şu üçgenle ACB üçgeni. Şu üçgenin benzerliğinden dolayı geldi arkadaşlar. Bu ezber mezber yok. Geldik şimdi öğrenme alanına. Öğrenme alanında A şıkkına bakalım kardeş. A şıkkına baktığımızda. Ya hocam zaten direkt biliyoruz. 2 çarpı x 4 çarpı 3 eşit. Tamam bulabilirsin. Ama farz edelim. Sen müfredattan dolayı bunu okulda görmedin. Şu an benden de izlemedin veya da ileride unuttun. Ne yaparsın? Dalarsın açıya. Dal açıya kardeş. Alfa ise. Ya çünkü şunu diyeceğiz. ilk baş pardon. Kafayı çalıştırıyoruz ya. Hocam ilk baştan anahtar kelimeleri kullanırım. Yok. Dik üçgen yok. O zaman kuvvet. Kuvvet de fark etmedi. O zaman ne yaparsın? benzer Benzerlik için açıya dal. Iki alfa ise 2 alfa, 2 alfa ise alfa. Beta ise 2 beta. Burası da beta yaptı. Üçüncü açılar da eşit. Aa hocam iki üçgen benzer oldu. Şu üçgen ile şu üçgen benzer. Aynı açının karşısındakiler oranlarız. Alfanın karşısı. Alfanın karşısı 2 bölü 3 eşittir. Betanın karşısı 4. Betanın karşısı x. 4 bölü x diyeceğiz. X'i de buradan kaç bulacağız? 12 bölü 2'den 6 olarak bulacağız gençler. B şıkkına bakacağız olursak. Yine a, bak bu sefer kuvveti bilsen de sonuç çıkmayacak. 3 çarpı 3 artı x. Y çarpı y artı 5. Tüh ya. Çıkmıyor. 2 bilinmeyen var. X artı y isteniyor zaten Ne yapacağız? Dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvetten çıkmıyor. O zaman en son çare benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaksın. Dal açıya. Hocam burada alfa var. Kirişlerden oluşan bir dörtgen var burada. 180 eksi alfa yaptı burası. O zaman burası da alfa. Yap. Beta ise 180 eksi beta burası. O zaman burası da beta yaptı. Şu açıda ortak zaten. E o zaman bizim şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu dostlar? Benzer. Ya hocam güzel bir şey var. Şuraya bakar mıyız? Güzel bir benzerlik var. 2 iken hop altı olmuş. Bire 3 oran var. O zaman 1'e 3 oran varsa direkt iki iken altı olmuş. Direkt 1'e 3 oranını kullanayım. Şuraya bakayım. Betanın karşısı 3. O zaman 1'e 3 orandan dolayı betanın karşısı kaç olacak? 9 olacak. 9 yazdım buraya. Ne kaldı buraya? 4 kaldı. Sonra geldim buraya. Alfanın karşısı 4 ise küçük de. 1'e 3 orandan dolayı alfanın karşısı da 12 olmak zorunda burası. E hocam burası 12 olduğundan dolayı. 3'ü de buradaysa. Buraya da ne kaldı? 9 kaldı. X artı Y isteniyor benden. X 9, Y 4. Topladığımız zaman da kaç çıktı? 13 çıktı gençler. Sıkıştığın zaman benzer. Geldik C şıkkına. E hocam hiçbir şey yapamıyoruz. Uzunluk, uzunluk. Anahtar kelimelerden çıkıyor mu diye bakacağız. Bizim için önemli olan ne? Hocam yarıçap 13. E burası da yarıçap 13. En etkili silahımız yarı çap. E burada eşitliği kullanmam lazım ilk adam. Tutup da bunu çizersem e 13 hocam buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor şu anda. Ya şu eşitler kullanılmadan olmaz. O zaman hocam ben şunu çizerim böyle A A iken A kök olur. Ne işine yaradı? Bir işine yaradı. O zaman buradaki 90'ı kullanmam. Hocam çeyrek çemberden dolayı şurası 90 derece değil mi? 90 derece orası. E o zaman 90'ı yapıştıracağım. Alfa 90'lar havada düşüyor. O zaman alfa beta olayına dalarız. Beta. Beta 90 alfa. Ah be hocam alfa var. Alfa beta 90. Burada bir üçgen var ama burada alfa yok. O zaman şuradan dik mi çizeceğim? Ama çift çizgiyi kullanmam lazım. Dik çizerken iki tane dik çizme mantığı vardı. Hop şuradan çizmek çok mantıklı. Buraya da beta dedim. Şu üçgenle bu üçgen oldu dostlar? Hocam benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı burada da kaçtır? 5'tir. E bunu bulduk. Sonra ne yapacağız? Beta'nın karşısı x ise beta'nın karşısı burada da x yazarız şuraya. Başka da bir şey yapamıyoruz. E tamam sıkıştın. Sıkıştığın zaman en son çare sıkıştıysan silah. Silah ne senin? En etkili silah ne? Silah karşıyız ama çemberde ol olmazsa olmaz. Yani yarı çap çizdin. E yarı çapında sen 13 olduğunu biliyorsun. Yazdım buraya çünkü burası 13. Ana 5 var 13 var. Ne üçgeni? 5 12 13. Yani x artı 5 eşittir 12 olduğundan x'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Çok güzel bir soru bu da. Öğrenme alanında bir soru. Üçgen bilgisini kullandık yine ve çok hoş bir şekilde çıktı. Evet geldik örnek 35'e. Hocam kuvvet var burada. E hadi kullan. Şunun karesi bu çarpı tamam mı? Geldi mi? Gelmedi. Çünkü iki tane bilinmiyor. Şuraya da y dersek y gel. O zaman açık dal. Teğetlik varsa teğet açı bizim için daha önemli. Alfa ise gördüğü ya. 2 alfa 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Hemen buraya alfa yazdım. E sonra ne yapacağım? Birer açı eşit kalıbı. Hocam şu üçgen ile büyük üçgende birer açılar eşit. O zaman ortak açı kalıbı. Her ikisindeki ortak açı neresi? Aha da burası. Alfa karaladığım 3. açı çift çizgi ise büyük yeşil üçgende 3. açı burası da çift çizgi olmak zorunda. İki üçgen benzer oldu. Ve benzerlik oranında güzel bir kat yaptı. Alfanın karşısı bu karadığım açının karşısı değişken burası 10 oldu. Güzel. Güzel benzerlik varsa güzelini kullanıyoruz tabii ki. Hocam 1'e 2 oran var. O zaman buraya bakıyorum. <laughs> alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 1'e 2 orandan dolayı 8 yapar. Daha olay bitmedi. X isteniyor. Hocam kuvvet mi yapayım? Ya gerek yok. Benzerliği buldun zaten. Çift çizginin karşısı 8 ise büyükte çift çizginin karşısı 16 yapar ama tamamı 16 yapar. O zaman buraya da ne kaldı? 12 kaldı. X 12 çıktı dostlar. Ya güzel bir soru. İşte benzerlik sıkıştığın an benzerlik. Benzerlik demek çemberde açıya da almak demek. Teğetlik olduğu zaman teğet kiriş Açıda önemli. Geldik şuraya. Bak soruya bakıyorsun. Hocam soruya baktığım zaman hmm, anahtar kelimelerden çıkmıyor. Dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvet. Hocam kuvvet var. Şuraya bir y dersem bu ikisinin çarpımı ikisinin çarpımı. iki bilmeyen çıkmadı. O zaman ne yapacağız? Benzer. Benzerlik için dal açıya. Açıya dalacağım. E yaylar esprimiş şey. Yayı kullanacağım. E o zaman yayın karşısındaki buradaki açıya ben bir alfa dersem. Gördüğü yay iki alfa. Burası da iki alfa. Hocam bu iki alfayı da burası görüyor alfa yaptı. Vay. 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 Birer açılar eşit. Hocam no. Nerede birer açılar eşit? Bak şuradaki üçgenle büyük üçgende birer açılar eşit. Şu üçgende birer açılar eşit. Hemen ne yapıyorduk? Ortak açı. Ortak açı. Bak şurası yaptı. Alfa karaladığım üçüncü açı sarı üçgende. Burası çift çizgi ise yeşil üçgende alfa karaladığım büyük açısı çift çizgi olacak. E sonra bakıyorum. Alfanın karşısı 4. Alfanın karşısı 8. Sevdiğim bir benzerlik var burada. Ne var? 1'e 2 oran var. O zaman burada ne diyeceğim? Hocam çift çizgi çizginin karşısı 8 ise çift çizginin karşı burası 16'dır Ama burası değil. Büyük üçgende çift çizginin karşı 1'e 2 orandan 16 olacaktır burası. Evet şunun tamamı 16 yapacak. Y artı 4 eşittir 16 ise Y'yi de buradan 12 olarak buluruz. Ama y 12 çıktı hocam. X'i nasıl bulacağız? E devamında artık kuvveti kullanabiliriz. Kuvvet altında gelmezse X'e de ulaşmak için biraz zor olacak ama şuradan şöyle çizip de yine şurada bir benzerlik oluşturabilirsin. Bak burası alfa yapıyor. Burası 8 yapıyor. E, o zaman alfalı o üçgenlerde benzerlik yaparaktan da yine sonuca ulaşabilirsin. E, hatta eş üçgen mi yapıyor abi ya orası? Şuraya alfa biz kenardan 8 oluyor. Neyse şu üçgenle büyük üçgende bir tane daha üçgende benzerlik çıkıp oradan da sonuca da ulaşabilirsin. Ya da şunu mu çizeceğiz yoksa? Bunu çizip de de yapabilirsin. Orası sana kalsın tamam mı? Ben şimdi kuvvetli anlattığım için rahatım. Hocam burada karşılıklı kenarlar var. Direkt ne diyeceğiz o zaman burada? Hocam 6 çarpı x şu 6 çarpı x karşılıklı kenarlar 12 çarpı 4'e eşittir. 12 çarpı 4. O zaman x de böylelikle kaç geliyor? 48 bölü 6'dan 8 geliyor. Evet örnek 36. 8 geldi. 8 geldi. Güzel bir soru. Geldik. Örnek 37'ye. Oo. Oo. <laughs> Bazılarınız bununla ilgili formül belki bulmuş olabilir. Bak bakayım bana şimdi. Arkadaş ya ne bileyim ya. Bilmiyorum. Ya, şey, bazı sorularda özellikle böyle e, şurayı kullanabileceğin sorularda ya şeyden yapmanı istiyorum aslında. Seni yapmanı istiyorum. Tamam zor olabilir. Çözemeyebilirsin. Ama önemli olan çözemediğinde görüp vay be ana demek bile şaşırmak bile sana güzel şeyler öğretiyor. O yüzden bazı soruları sana veriyorum ya. O da son soruya denk geldi. Hadi bu gününde bu sorusu şu soru olsun. Buyur çöz bakalım. Çözdükten sonra yorumunu da yaz bakalım. Anlaştık. Hadi bakalım. Ben çözüme devam. Şimdi şuraya baktık. 4 var, 6 var, x var. Normalde bununla ilgili formül var. Sorunun sonunda söylerim. Hatta sorunun sonunda söylemeyeyim. Şu t, t çizildiğinde. Bu da kiriş çizildiğinde. Kirişe çizilen uzunluğun karesi diğerlerin çarpımına eşittir. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı x. 36 bölü 4'ten x'i buradan 9 bulursun dostum. Bu şekilde de çözülür. Ama dedim ya ben sana her zaman ne dedim? İstediğin soruyu getir bana. İstediğin soruyu ben formülüze edebilirim. Böyle bir yeteneğe sahibim. Ki bütün öğretmenler böyle bir yeteneğe sahip. sahip. Ben sık yapmıyorum şu an. Harbiden böyle bir yeteneğe sahibiz kardeşim. Ne olacak? Bir formül uydururuz. Diğer iki kenarın çarpımıdır, çarpımının karaköküdür, bilmem nesidir falan filan diye. E o zaman binlerce özellik ezberleyeceksin. Sınava öyle gireceksin. Olur mu öyle? Olmaz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş soruya baktık. Dik üçgenden çıkıyor mu diye baktım. Ya şuradan bir dik üçgen oluştursam böyle bir şeyler geliyor bu gelmiyor. Bir sürü bilinmeyen falan filan e, ne yapacağız? Ondan sonra kuvvet. Kuvvet var mı? Yok. Sadece şu teğet şu teğet. Bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz sadece. E hocam bu da yok şimdi. Eşkenar üçgen olsa hadi bir şey falan deriz. Bir özellik anımsattı ama. E, ne yapacağız hocam? O zaman açıya dalacağız. Büyük ihtimal benzerlik. E hocam burada teğetlik var. Bak şu şuradan başlayayım. Şurada bir teğetlik var. Teğetlik olunca teğet kiriş açı aklımıza gelecek ya. Şu teğet kiriş açı. E ben şuraya bir alfa dersem gördüğü ya iki alfa. Burası da alfa oluyor. X kenar çıkıyor. Buradan bir şey gelmiyor. Ki buradaki 90'da kullanmam lazım zaten benim. O zaman ne yapayım? Hop şuradan şunu Bak bu doğrusal demiyorum. Şuradan şunu çizdim. Bu doğrusal değil. Burada bak ne oluştu? Teğet kiriş açı oluştu. Tamam. Şurası alfaysan. Gördüğü yay ne oldu? İki alfa. Hmm. Buradan bunu çizersem, bak burada bir çevre açı oluştu. Burası da alfa oldu. Süper. Dikkat dikkat. Alfaysa, iki alfa dedim 2 alfaysa burası da alfa oldu. Devam edelim. Hocam buraya beta dersem, alfa beta 90. O zaman burası da beta oldu. Çok güzel. Devam edelim o zaman. Şimdi de şuraya bakalım. Hocam ben buraya en açısı dersem. Gördüğü yay iki en oldu. Hocam iki ense, bak burası da en yaptı. E ben şuraya bir M dersem o zaman burası da M açısı olur mu? Olur. Bak dikkat et. Şu üçgenler alfa betalı üçgen. Alfa betalı üçgen sarı üçgenler. Hocam sarı üçgenler benzer. Bu iki üçgende benzerliği uygulayacağım. Aynı zamanda şuradaki üçgenler de benzer. N'ye M'lik üçgenler de benzer. E, bunlar da benzerse o zaman yeşillerde de benzerlik uygulayacağım. O zaman başlayayım bir yerden. Nereden başlayayım mesela? Hadi X'in olduğu yerden başlayayım. Alfanın karşısı X alfanın karşısı 6. Hemen X bölü 6 eşittir. Sonra ne yapacağım? Hocam sarı üçgenlerde yaptık da betanın karşı karşısına mı gideceğim? Beta'nın karşısı burada boş. E, beta'nın karşısı burada da boş. Hiçbir şey itmiyor. Burada ne yapacağım? 90'ın karşısına mı gideceğim? 90'ın karşısı burada boş ama yeşil üçgenin ortağı hipotenüsü. Burada da 90'ın karşısı boş ama yeşil üçgenin ortağı yine. Yani onu yazabilirim. O zaman ne diyeceğim? Şuraya da ne diyeyim? CD diyeyim. Evet 90'ın karşısı. Buradan başladık ya 90'ın karşısı bu ve 90'ın karşısı bu. Yani CD bölü ne diyeceğim? BD diyeceğim. BD diyeceğim. Tamam dedik arkadaş. Yeşil üçgenlere bakalım. Yeşil üçgenlerde de N'nin karşısı 4 bölü N'nin karşısı 6. 4 bölü 6 eşittir. 90'ın karşısı burada ne? Bu. Burada ne? Bu. Aa hocam ben neyi biliyorum? CD bölü BD'yi biliyorum. Dur. Burada ne yazdım ben ama? Burada da BD bölü BD bölü ne yazdım? CD yazdım. Vay. Her iki tarafı da taraf tarafa çarpabiliriz. Ya da gerek yok. Bak CD bölü BD X bölü 6 eşit. CD bölü BD ters çevirmem lazım o zaman bunu. O zaman şunu yazayım. CD bölü BD ne eşit birinde? X bölü 6'ya eşit. Birinde ne eşit? CD bölü BD de ters çevirdim ters çevirdim 6 bölü 4'e eşitleyeceğim. O zaman 6 çarpı 6 4 çarpı x'e eşit oldu? Yani 6'nın karesi ilk baştaki verdiğim formül geçerli oldu mu dostlar? Oldu. Ama formülüze etmedik. Nasıl bulduk? Şurayı çalıştırarak bulduk. Bunu akıl edebildin mi? Yaz yorumlara. Şu teğet giriş açıyı hocam yazınca. Zaten bir tanesini çizince böyle açıya dalınca diğerini de çizmek de aklına gelirdi büyük ihtimalle. Açılara dalıp da benzerlik yapabildin mi? Yaptıysan vallahi helal olsun. Ama yapamadıysan da gerçekten zor bir soru. Bazı kitaplarda bunun formülü bu şekilde bulabilirsin. Evet, x'i böylelikle kaç bulduk? 36/4'ten bölü 4'ten 9 olarak bulduk ve olay bitti. Çemberde uzunluğu bitirdik. 31. günü bitirdik. Çemberin çevresini de böyle uzunluktan sayabiliriz aslında ama onu ayrı bir konu olarak sayalım. Şimdi en zevkli kısma gelelim. Madem çemberde uzunluk bitti, gel kardeş buraya. Aç bakayım şurayı. Burasını 31. gün. Hop, şöyle tiki atalım kardeş. Geldik 31. Devam edelim. Hocam şurada da tik atacağız tabii ki. Ödevimiz var mı diye bakacağız burada da. Hocam burada da çemberde uzunluk 3 ve 4'ü bitirdik. Evet şurada bir ödevimiz var mı? Var. Kitabımız arkada görüyorsunuz şurada soru bankasında sayfa numarası 158 ve 169'a bakacaksın. Oradaki testteki sorularınız. Ödev ee, son haftalık programa bakıyoruz. Haftalık program bitiyor mu? Maalesef bitmemiş. 16. hafta çemberin çevresi ve yay uzunluğuyla birlikte bitiyor. Onu da bitirirseniz 16. haftayı bitirip 16'yı bitirmiş olacaksınız. <laughs> 16'yı bitireceksiniz. O zaman 16. hafta bit bitmesi ne zaman olacakmış? 32. günde olacakmış. O zaman ne diyoruz? Bugün uzunluğu da bitirdik. Gerçekten çok güzel. Ama şöyle bir şey yapacak olursak. Bak, çem, çemberde uzunluğu 2 gün sürdü. 2 günde 4 video oldu. Bunun 3 üç videosu üçgenle, dik üçgenle alakalı. Dik üçgen kısmı gerçekten çok önemli. Ama ya sorulursa benzerlik kısmı da önemliydi. Yaptığımız son ders. Ee, burada aslında ben çemberde uzunluğu kısa bir şekilde 2 videoyla da bitirebilirdim. Ama benim tarzımı biliyorsunuz. Her tarzı ÖSYM'nin sorduğu tarzı, sorabileceği tarzı önünüze koymam lazım. Kolay ya da zor. ÖSYM sormuşsa demek ki zorunda sormuş. O yüzden ben sizin karşınıza bu şekilde çıkmak zorundaydım kardeş. Bana böyle sen, sen işte bulunmayın ha sakın. ÖSYM ne yapıyorsa ben onu yapıyorum burada. ÖSYM iyi analiz ediyorum. E sen de bu analizle sorunun belki o zor soruların belki şeyini çözemeyeceksin. Tam olarak %20 yani %100'ünü anlamayabilirsin. Yeter ki oradaki birkaç mantığı anla mantığında ilerliyoruz. Çemberde uzunluğun belki sen %40'ını anladın. Önemli değil. Dairede alana geçtikten sonra o %40'lık kısım %80 olacak diye zaten ben sana hep söyledim. Çünkü biz sizin geçmişinizi gelecekte ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Güzel bir şekilde hallediyoruz yani. Neyse o zaman burayı da hallettiysek 31. gün halletmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki gün 32. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. 32. günde yine çemberde uzunluk bilgileri kullanılacak haberin olsun. Beğenmeyi, abone olmayı unutma dostum. Görüşürüz.